Ya 3 dakika abi, önceki hakkın vakili. Tamam, sağ ol. Teşekkür ediyorum. Şimdi başkanım özellikle teşekkür ediyorum. Başkanım nerede ya? Çünkü bizi onur etti. Kendisini severim. Ellerinden öperim. Yaş olarak bizden büyüktür. Ben yanında çalışırken de çok da huzurlu çalışmıştım. Kendisiyle ailesi de görüşmüşümdür. Abimizdir. Tekrar teşekkür ediyorum öncelikle. Sayın Başkanım, bu sıfır konusuna çok takıldın da. Şimdi az önce kağıttan okuyordum, şimdi kağıttan okumayacağım. O yüzden daha rahatım. Şimdi bu sıfırı derken biz, Sayın Başkanım, biz sporcu ve antrenörlerine sıfır çekti anlamında bir laf söylüyor mu? Biz bunu yönetim kurulu başarısız olduğu anlamında söyledik. Yani ben de o yönetimin içinde olabilirdim. Daha öncesinde yönetim kurulunda ben de bulundum. Biz de, ben de yönetim kurulundayken çok da başarılı değildik yani. İşin doğrusu, ben kendim söylüyorum bunu. Bütün halkımıza. Yani dolayısıyla sizin de Rio'da, yani olimpiyatlarda bizim hayalimiz ne? Bizim hayalimiz olimpiyatlarda sporcularımıza madalya kazandırmak. Bayrağımızı gökyüzüne çekmek. Bizim bütün derdimiz bu. Biz bunun için savaşıyoruz. Ama burada sıfır çekme kelimesi derken ben sporcunun hakkını yemem. Sayın Başkanım, sen beni iyi tanırsın. Bu lafınızı geri alacağınızı düşünüyorum. Çünkü sıfır çekme orada bir aşağılama anlamında spor camiasında söylemedim. Ben sadece yönetim kurulu olarak. Başkanım, ben sizi severim dedim. Gene de aynı lafındayım. Fakat benim babam rahmetli oldu. Siz de taziye ilerlediniz. Allah sizden razı olsun. Ayağınıza sağlık. Fakat ondan sonra bu seçim sürecine girdik ve siz bu seçim sürecinde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu Türkiye Boks Federasyonu'nun Facebook sayfasından abimle olan fotoğrafını, yani bizim fabrikadaki fotoğrafını çıktınız, bütün halkın önüne serdiniz. Yani bunlar CHP'lidir. Bunlar böyle bir ailedir. Ya Sayın Başkanım, biz CHP'li değiliz ama CHP'li olsak da bunu sizin oraya yazmanız bence etik olmaz. Ve bunu görüntü olarak delegeye sunmanız bence etik olmaz. Çünkü tekrar söylüyorum, bakın sizi severim ama bu bence yanlış oldu. Çünkü benim babam ölmüş. Buraya CHP'li gelir, MHP'li gelir, AK Parti'mizden gelecek olan insanlar olur. HDP'li de gelebilir. Herkes gelebilir. Yani bu benim babamın cenazesiydi. Burada bence doğru olmadı, etik olmadı, şık olmadı. Onu söyleyeceğim. Bir de Batuhan Gözgeç'ten bahsettiniz. Kendi soyadınızı verdiniz. Ona saygım sonsuz. Buraya gelmiş, burada spor yapmış. Değerli kardeşimiz. Biz de o zaman yönetim kurulu üyesiydi. Biliyorum. Çok da değerli bir sporcuydu. Ben de hakkını yendiğine inananlardanım. Orada bir problemimiz yok. Batuhan Gözgeç, sevgili delege kardeşlerim, şu anda nerede biliyor musunuz? Devşirme bir boksör geldi. Devşirme derken yanlış anlamayın beni. Öyle spontane söyledim. Devşirme. Yani bu adam netice itibariyle... Bir dakika kaldı Sayın abi. Tamam, bitiriyorum zaten abi. Batuhan Gözgeç şu an Amerika'ya kaçtı arkadaşlar. Kaçtı, gitti. Batuhan yok aramızda. Olimpiyata Türk sporcusu olarak geldi ama, katıldı ama... Şu anda Türkiye'de yok. Kaçma kaçtı Türkiye'de. Amerika'ya gitti. Mutsuz olduğunu ben biliyordum. Sizler de buradan söylemiş oldunuz. Ben sözlerimi şöyle bitirmek istiyorum. Başkanım, bence yaş itibariyle sizin enerjiniz bitti. Ben sizden daha genç... sizi çok sevmeme rağmen, buradaki insanlar, bu kardeşlerim de sizi seviyorlar, ben eminim. Boksa da çok büyük hizmetleriniz oldu. Bence bugün artık değişim zamanı gelmiştir. Size teşekkür ediyorum. Boks camiasına yaptığınız hizmetlerden dolayı. Yuvan kurumuna da teşekkür ediyorum. Süreyi açtığınız için sağ olun.